Merhaba arkadaşlar. Buraya kadar gördüklerimizin şöyle hızlı bir özetini alıp devamında ne öğreneceğimizden bahsetmek isterim. Şimdi buraya kadar bir muhasebenin bir tanımını yaptık. Dedik ki varlık, sermaye, borç, gelir ve giderdeki artış ve azalışı kaydeder, sınıflandırır, özetler, analiz ve yorumunu yapan sistem muhasebeydi. Bu kavramları tek tek tanımlamıştık. Ardından mali tablo kavramına geçtik. Dedik ki özetleme işleminin gereği olarak mali tablo hazırlanır ve TMS 1'e göre hazırlamak zorunda olduğum 5 adet mali tablo var. Bunlardan iki bilançoydu. Bilançonun tanımını yaptık. Belirli bir tarihteki varlıkları ve kaynakları gösteren tablo bilançodur dedik. Statik bir tablo olduğunu söyledik. Bir günlük durumu yansıttığını söyledik ve sadece neye sahip olduğumu, nereden bulduğumu açıkladığım bir tablodur dedim. Bilançoya bağlı olarak son derece önemli bir şey öğrendik. O da temel bilanço eşitliği. Şimdi temel bilanço eşitliğinde varlıkların toplamıyla kaynakların toplamı, diğer adıyla varlıkların toplamı ile sermaye artı borç toplamı ya da diğer adıyla aktif toplamı ile pasif toplamının eşit olduğunu gördük. Bir bilançoda ne yer alırdı sorusunun cevabı varlık, borç, sermaye. Ne yer almaz sorusunun cevabı da gelir ve giderdi. Şimdi birlikte bir bilanço hazırlayalım. Bakalım bilançodaki durum nedir? Sorum şu. 14 Haziran'da kurulmuş bir işletmede varlık ve kaynak kalemleri var. Sermayeyi bul, bilançoyu hazırla demiş. Şimdi sermaye ile başlarsam, Türkiye Finansal Raporlama Standartları sermayeyi şöyle tanımlamıştı. Varlıklardan yükümlülükleri çıkarırsan bulduğun şeyin adı sermayeydi. Buna göre şuradaki kalemleri tek tek sınıflandıracağım. Bunlar varlık, borç, sermaye ki sermaye soruyor zaten. Gelir ya da gider ne olduğunu ayırmam lazım. Şimdi burada arkadaşlar varlığın tanımına ihtiyacım var. Verileri sınıflandırırken önce varlık olanları ayırt edeceğim. Bunun için de basit bir soru soracağım. 1. Kime ait? Cevabın işletme olması lazım. 2. Ekonomik değer mi? Cevabın evet olması lazım. Bu iki soruyu sorup bu iki tane yanıtı alırsam bu varlıktır. Bu sorulara yanıt vermiyorsa zaten kaynak kısmına girer. Şimdi tek tek şurayı bir ayıralım. Para kime aittir? İşletme. Ekonomik değer midir? Evet. O zaman arkadaşlar diyeceğiz ki para bir varlıktır ve yani diğer adıyla aktiftir. Varlıkla aktif aynıydı. Bilançoyu hazırlarken özetleme işlevinin gereği olarak tablo hazırlarken işletmenin sahip olduğu parayı bilançoda aktif denilen bölüme yazacağım. Çünkü bu varlıktı. Bankaya olan borç. Adı üstünde borç. Ödeme yükümlülüğü anlamında işletmeye aittir ama soruya dikkat edin. Ekonomik bir değer midir? Değil. Borç bir yükümlülüktür. Bilanço hazırlayacaksam borcu bilançonun pasif tarafına yazmam gerekiyor. Borç bu anlamıyla kaynaktır. Senetli altını çizdim. Alacak hakkı. Alacak parayı isteme hakkıdır. Bu işletmeye ait bir ekonomik değer midir? Evet. O zaman alacak hakkı bilançoda ve aktif denilen bölümde yer alacak. Çünkü bu bir varlıktır. Bankadaki mevduat. Bankadaki para işletmeye ait bir ekonomik değerdir. Dolayısıyla bir varlıktır. Bilanço hazırlarken bunu aktif tarafa yazacağım. Ticari mal. Yine aynı soruyu sordum. İşletmeye ait bir ekonomik değer midir? Evet, hem işletmeye aittir hem de ekonomik değerdir. Bilanço hazırlarken bunu aktif tarafa yazacağım. Son olarak da senetli borç. Ödeme yükümlülüğü işletmenindir ama ekonomik bir değer değildir. Borç bir kaynak unsurudur. Dolayısıyla bunu bilanço hazırlarken bilançonun pasif tarafına yazmam, kaydetmem gerekir. Bir bilanço nasıl hazırlanır? Bunu öğrenmeye çalışıyorum. Bilanço iki bölümden oluşuyordu. Bir, aktif.
İki, pasif. Aktifin diğer adı varlık. Pasifin diğer adı da kaynak idi ki. Kaynaklarında iki taneydi. Sermaye ve borç. Şimdi bir bilanço hazırlayacağım ve ben bu bilançoyla karar alıcıya şunu söyleyeceğim. Neye sahibim? Nereden buldum? Buna göre bilançoyu hazırladım. Önce temel eşitliği görelim. Bilanço temel eşitliğinde varlık toplamıyla kaynak toplamı eşit. Varlıkları sıraladım. Para varlıktı. 1. Senetli alacak hakkı varlıktır. 2. Bankadaki mevduat varlıktır. 3. Ve ticari mal varlıktır. 4. Varlıklarımı topladım. Varlıklarımız 650. Peki nereden bulduk? Gelelim kaynaklara. Bankaya olan borç kaynaktır. Ederi 150. Senetli borç. Bu da kaynaktır. 125. Bu soruda benden sermayeyi hesaplayıp bilançoyu hazırlamamı istemişti. TFRS'ye göre, yani Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre sermaye şuydu. Varlık eksi borçtu. Şimdi borç toplamı 275, varlık toplamı 650 ise buradan varlık eksi borç bana sermayeyi verir. Sermayem 375 olur. Bilanço temel eşitliğini gördüm. Şimdi bunun şekil olarak bilançoda nasıl gösterildiğine bakalım. Bilanço A, rapor tipi. B, hesap tipi hazırlanırdı. Verilerim bunlardı. Şimdi rapor tipi bilanço hazırlayalım. Bölüm 1. Aktif, diğer adıyla varlık toplamı. Varlıkları burada sıralarken likit esasına göre sıralayacaktım. Yani paraya en kolay dönüşen varlıktan en zora doğru bir sıralama yapmam lazım. Buna göre önce dönem varlıklar diyeceğim. Mevcut varlıklardan en likit olan paradır. Kasa hesabında izlenir. Bunları daha sonra ayrıntılandıracağız. 1000. Sonra senetli alacak hakkını yazdım. Sonra bankadaki mevduatımı yazdım. Ve bir de ticari malı yazdım. Bunlar dönem varlıktır. Bunları aslında kendi içinde tam doğru olarak şöyle sıralamak lazım. Kasa, ki buna hazır değer diyeceğim. Bankadaki mevduat, senetli alacak ticari mal. Şu anda sıralamadan ziyade neler bilançoya girer, neler girmez, bunu ayırmaya çalışıyorum. Varlıkların, dönem varlıkların toplamı 650. Duran varlık yok. Taşıt, bina, demirbaş, makine ve benim varlıklarımın toplamı 650. Aynı tanımı sürekli tekrar ediyorum ki kafamıza yer etsin. Mali tablodan bilançoyu hazırladığımda neye sahip olduğumu ve nereden bulduğumu beyan etmiş olurum. Ben buraya kadar neye sahip olduğumu sıraladım. İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerleri aktif denilen bölüme yazdım. 650 bin liralık varlığım var. Nereden buldum? Bunları da pasife, yani kaynaklara yazacağız. Kaynakları geri ödeme süresine göre sıralarım. Önce kısa vadeli borç. Bankaya olan borç 150, senetli borç 125, yani borçlarımın toplamı 375. Özellikle şöyle demezse, bankaya olan borç, parantez aç, uzun vadeli demiyorsa, borçtaki kabulüm hep kısa vadelidir. Uzun vadeli borcum yok. Geriye kalan biraz önce hesapladık. Öz kaynak, ki şimdilik öz kaynaklı sermayeyi aynı anlamda kullanacağım. Ama tabii ki birebir aynı şey değildir. Öz kaynaklar grup adıdır. Bu grupta onlarca hesabım var. Onlardan biri sermayedir. Grup toplamını şuraya aldım ve bakınız şimdi. Kaç liralık varlığın var? 650. Nereden buldun? 375 bin lirasını borçlanma yoluyla edindim. 275'ini de ortaklarım getirdi. Özetleme işlevinin gereği olarak mali tablo hazırla. Hazırladığım ilk mali tablo bilanço. Bilançoda varlıkları ve kaynakları göstereceğim. Aşağı yukarı ana hatlarıyla tablo budur.
Bilançoyu böyle hazırlarsan, verileri böyle alt alta sıralarsan bunun adı rapor tipi bilançodur. Bilançoyu gösterim şekillerinden ilki budur. Peki, devam edelim. Yine ikinci bir örnek. Yine bilanço hazırlayacağım. Bu sefer hesap tipi olarak göstereceğim. İçerik aynı ama şekil olarak ya rapor tipi ya da hesap tipi mali tablo bilanço hazırlanabilir. Şimdi veriler bu. Varlık ve kaynak kalemleri sıralanmış. Bana sordu, bilançoyu hazırla. Verileri hemen aktif ya da pasif. Diğer adıyla varlık ve kaynak diye ayıralım. Bunu ayırırken de sorum şuydu. İşletmeye ait ekonomik değer midir? Buna evet cevabı verenler varlıktır, yani aktiftir. Bu sorulara hayır yanıtı veriyorsa kaynaktır, yani pasiftir. Tek tek sorduk. Para, işletmeye ait bir ekonomik değer midir? Evet, o halde kasa hesabı, daha doğrusu para aktiftir çünkü varlıktır. Senetsiz alacak hakkı. Alacak parayı isteme hakkıdır. Bu hak işletmeye ait ve ekonomik bir değer midir? Evet, o zaman bu da varlıktır ya da diğer adıyla aktiftir. Bankadaki para kime ait? İşletmeye. Ekonomik değer midir? Evet, o zaman bankadaki para da işletmeye ait bir ekonomik değer olduğu için varlıktır, diğer adıyla aktiftir. Senetli borç, ekonomik bir değer değil, borç bir kaynaktır. Kaynak olduğu için de bilançoda pasif tarafta yer alır. Diğer adıyla yabancı kaynak. Sermaye, işletmeye ait değildir. Sermaye, ortakların varlık üstündeki hakkıdır. Dolayısıyla sermaye bilançoda pasif bölümde yer alır. Çünkü bir kaynaktır. Bankaya olan borç işletmeye ait bir ekonomik değer değildir. Ekonomik değer değildir. Ödeme yükümlülüğüdür. Borçtur. Bilançoda ve pasifte yer alır. Bina ve taşıt kime aittir? İşletmeye. Ekonomik değer midir? Evet. O zaman bunlar da bilançoda ve aktifte yer alır. Varlıktır. Sonra geldim. Şuraya odaklan. Alacak hakkı. Alacak hakkı senetsiz olabilir. Senetli olabilir. Çeke bağlı olabilir. Önemli değil. Önemli olan şu. Kime aittir? İşletmeye. Ekonomik değer midir? Evet. O zaman bu da arkadaşlar varlıktır ve aktif tarafta yer alır. Şimdi verilerimi sınıflandırdım. Bu sınıflandırmaya göre önce bilanço temel eşitliğini görelim, sonra bilançoya bakalım. Bilanço temel eşitliğinde varlık toplamı, kaynak toplamına eşitti. Eldeki kalemlere göre şunlar varlıktır. Para 1. Senetli alacak hakkı 2. Bankadaki para 3. Bina 4. Taşıt 5. Ve bir de çeke bağlı alacak hakkı. Bunlar işletmeye ait ekonomik değerdir. Bunları toplar isem varlık toplamım 19.600'dür. Nereden buldun? Bankaya olan borç 1. Senetli borç 2. Başka borcum yok. Geriye kalan da varlık eksi borçtan da bulabilirim. Sermayedir. Şimdi bilanço temel eşitliğinde varlık toplamıyla kaynak toplamı birbirine eşitti. Kaynak toplamı dediğim sermaye artı borç idi. Burada borçta bir yazım hatası olmuş. Hemen düzeltelim. Şurası 4.900 liradır. Varlıkların toplamı 19.600. Borcun toplamı da gördüğünüz gibi 19.600 oldu. Şimdi bunun bilançodaki karşılığına bakalım. Dedim ki bilançoyu İki şekilde hazırlayabilirsin. Rapor tipi, hesap tipi. Bir önceki örnekte rapor tipi idi. Şimdi buyurun hesap tipi bir bilançoya bakalım. Veriler bunlar. Hesap tipi bilanço hazırlarsan bir A4 kağıdı al. Şöyle ortadan ikiye böl. Buraya aktifte,
Şuraya da pasif dedin. Aktifte dönen ve duran varlıklar, pasifte de kısa vadeli borç, uzun vadeli borç ve öz kaynak vardı. Bir bilanço hazırlar ise varlıkları geri ödeme süresine göre sıralardı. Ve geri ödeme süresinde önce, özür dilerim, likit esasına göre sıralardım. Likit esasında önce dönen varlıklar vardı. Bunlardan hangileri dönen varlıktır? Hangileri en likit varlıktır? Para bir. Sonra çeke bağlı alacak hakkı iki. Sonra bankadaki para üç. Likit esasına göre sıralıyorum. Sonra alacak hakkı ve bunlar arkadaşlar benim dönem varlık kalemleri. Bir yıl ya da bir faaliyet dönemi içinde satmayı düşünmediğim, artı faaliyette kullanılan taşıt, bina, demirbaş, makine gibi şeyler duran varlıktı. Benim örneğimde bina ve taşıt duran varlıktır. Toplamı 5 durduk. Bilançoda aktif denilen bölüme varlıkları yazdım. Likit esasına göre sıraladım ve dedim ki benim varlıklarımın toplamı 19.600. Hatırla, bilanço neydi? Neye sahipsin? Nereden buldun? Bunu açıklayan tabloydu. Belirli bir tarihteki varlıkları gösterdi. Şimdi nereden bulduğumuza bakalım. Kaynaklar geri ödeme süresine göre sıralanır. Buna göre önce kısa vadeli borç. Borç kalemlerinde uzun vadelidir demiş mi? Yok. O zaman bankaya olan borç kısa vade 3, senetli borç kısa vade 1900, grup toplamı 4900. Uzun vadeli borcum var mı? Yok. Geriye kalan öz kaynaktır. Öz kaynaklar grubu bir süre hesaptan oluşur. Şu anda elimde sadece sermaye var. Sermayem 14.700, grup toplamı da aynıdır. Dip toplama bak, 19.600. Tanımı hatırla, neye sahipsin? 19.600 liralık varlığa sahip. Nereden buldun? 4.900 lirası borçlanma yoluyla edinildi. Geriye kalan kısmını da ortaklarım getirdi. Bu tablonun adı bilançodur. Muhasebe, varlık, borç, sermaye, gelir ve giderle ilgilenir. Muhasebenin ilgilendiği 5 kalemden 3'ü varlık, borç, sermaye, bilanço yardımıyla özetlenir. Bu tabloda gelir ve gider yer almaz demiştik. Peki, bu videomuzda bir bilanço nasıl hazırlanır? Ana hatlarıyla varlıklar ve kaynaklar nasıl ayırt edilir? Hangi soruyu kullanacağız? Varlıkları ve kaynakları nasıl sıraladık? Bunu görmüş ve öğrenmiş olduk. Bir sonraki videomuzda gelir tablosunun tanımı ve temel bölümleri nelerdir? Buna göz atacağız. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.